Değerli arkadaşlarım, öncelikle hepinize bugünkü programımıza katılımınızdan dolayı teker teker çok çok teşekkür ederim. Ama burada teşekkürü çok çok hak eden arkadaşlarım var. Onlar da Sarıkamış'la ilgili oratoryumuza da görev yapan arkadaşlarım. Kendileri buradalar. Onlara da zahmetlerinden dolayı, efendim katkılarından dolayı huzurunuzda çok teşekkür ederim. Gerçekten çok emek verdiler. Ne kadar başarabildik, ne kadar yapabildik, bu tartışılır. Efendim, siz değerlendirirsiniz. Tabii ki sahneyle perde olayı biraz farklı. Çok emek verdiler. Çok zamanlarını ayırdılar. Biz önce Selanik'ten Cumhuriyet'e diye bir oratoryo yaptık. Efendim, o zaman bizi aşağıdaki salonda 700 kişi izlemişti. Ama Rize'ye gittiğimizde 60 kişi izlemiş. Bir Rus bayan vardı orada. Efendim, piyano derslerini veriyor. O da bizi balkondan izlemişti. Program böyle 60 kişi de mi izledi? Ben dedi valiye gideceğim. Benden CD istedi. Size dedi bu programın işte çok kalabalık önde oynatmanızı sağlayacağım falan demiş. İki kerisi müzikle ilgilenen. Bizimki de müzikaldi o şeyimiz. Tabii ki müzik severler derneğinin katkısı çok olmuştu bu dönemde. Ondan sonra şey yaptık tabii, cesaret bulduk. Biz bu işi yapabiliyoruz diye. Bir gün burada konuşuyoruz. İshak abi dedi ki yine aynı şey zamanı şimdi bu dönem. Zemheri yani 21 Aralık ile 5 Ocak arası. Konu Sarıkamış'a geldi. İshak abi dedi ki benim dediği iki amcam orada vefat etti. Muhammed abi dedi ki benim dedem orada vefat etti. Benim de babamın amcası orada vefat etti. Hadi dedik hep beraber Sarıkamış'a gidelim. Bir şey oluşturduk, bir grup, bir günümüz. Orada da yaşadık. O Allah-u Ekber dağlarını biz de çıktık. Ama biz güneşli havada çıktık. Karda fırtınada değil. Neyse. Konuyu niçin o salona getirdim onu söyleyeyim özellikle. Bizi 700 kişi izledi o salonda. O salon hala atıl olarak duruyor. Şimdi bilmiyorum başlandı mı? Başlandı. Efendim önümüzdeki seçimlerde belediye başkan adayımız burada. Evet, aslında ben inşallah seçilirler. O salonun efendim en iyi hizmet edecek şekilde yapılması konusunda dileklerim olacaktı. İnşallah seçilirsiniz. İnşallah bu salonlar hizmete girer. Şimdi Dünya Savaşı'nın nedenlerini en az benim kadar sizler de biliyorsunuz. Ama bir hatırlatma yapalım çünkü insan unutabiliyor bir şeyleri. Dünya Savaşı'nın birçok nedeni var. Siyasi, ekonomik nedenleri. En önemlisi Almanya'nın beklenenden de fazla bir ekonomik yükselişi var. Ekonomik yükseliş pazar arama gereğini şey yapıyor. Pazarlar kimlerin elinde? Pazarlar daha önceki dünya devleti, dünya imparatorluğunun kurucu olan İngiltere'nin elinde. O zaman ne yapmak lazım? İngiltere'nin ellerindeki bu pazarları ele geçirmek lazım. Peki bu pazarları ele geçirmek için ne lazım? Güçlü ordu lazım. Güçlü donanma lazım. İngiltere küçük donanmalar yapıyor çok sayıda. Almanya büyük donanmalar yapıyor ama hep yaptığı donanmalar, her donanmanın indirişinde dünyaya efendim büyük şeylerle, gösterilerle sunuyor filan. Yani bir şey var efendim, pazar kavgası var. Yalnız bu pazar kavgasında, bu endüstrinin üretiminde bir de başka bir şeye ihtiyaç var, enerjiye ihtiyaç var.
Enerji nerede? Enerji de Orta Doğu'da. Öyleyse ne yapmak lazım? Almanya o zaman gözünü pazarların dışında bir de nereye çeviriyor? Orta Doğu'ya çeviriyor. Efendim bu manada 3B projesi var. Efendim Berlin, Bosfor yani İstanbul, Boğaz ve de Bağdat. Bağdat projesi var. İngiltere'de Dünya İmparatorluğu kurmuş. Dünyanın her tarafında sömürgesi var. Adına ne deniyor? Güneş batmayan İmparatorluğu. Bir de Anglo-Sakson diye bir ırkçı anlayışı var. Efendim Almanya'da da var aynı ırkçı efendim anlayış. Kendilerini dünyanın en üstün ırkı sayıyorlar. Ama bu aslında İngiltere'nin aleyhinde. Ne sömürgeleri bunu bu şekilde kabul edebiliyor, ne de kendi ülkesinde, örneğin İrlanda, efendim onun ırkçı Anglo-Sakson anlayışını kabul edemiyor. Ben diyor senden ayrılacağım, ben diyor farklıyım diyor. İskoç da kendisini ondan saymıyor. Galli bir başka düşünüyor. Fransa'ya gelince Fransa'da sömürge imparatorluğu kurmuş, büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuş. Osmanlı ile ilişkileri çok iyi. Hem ekonomik hem kültürel ilişkileri çok iyi. Onun da gözü Suriye'de, Kilikya'da. Kilikya dediğimiz yer Adana, Maraş, Sivas'a uzanan bölge. Efendim. Bunun dışında İtalya. İtalya da birliğini yeni sağlamış. O da sömürgeler elde etmek istiyor. Ve de en yakın bölge olarak bizim Trablusgarp'a saldırmış. Trablusgarp'ta onun eskiden hani meşhur Kartaca var ya. Efendim. Biliyorsunuz Kartaca efendim kralı, imparatoru, Hannibal şeyleri, Romalıları yenmişti ama Romalılar sonuçta Kartaca'yı sürdüler. Tarla haline getirdiler. Yine sadece Trablusgarp'ı almakta kalmadılar. Bizden 12 aday aldılar vesaire. Onların da Antalya yöresinde gözleri var. Bu arada Amerika da biliyorsunuz bağımsızlığını sağlamış. İngiltere'den kopmuş. O da efendim denizlere açılmak istiyor. O arada Haiti bölgesini ele geçiriyor ama Japonya ile problemleri çıkıyor ortaya. Japonya da yeni güçlenmiş o sırada. Amerika şeye uzanınca, Filipinlere uzanınca Japonya ondan rahatsız oluyor. Bir de Amerika Kolombiya'dan bir parça toprak kopararak Panama derin devlet kuruyor. Orada Panama kanalını açıyor. Ve kendisinin stratejik bir mevki kazanmış oluyor kendisine. Japonya büyüyor bu arada. Japonya'nın biliyorsunuz Şogunlar yönetimi vardı Japonya'da. Şogunlar yönetimi ne diyelim? Genel vali diyelim. Genel valiler her istediğini yapıyordu şeyde Japonya'da. Yani devlet içinde devlettiler. İmparator dinlemiyorlar. Sonuçta bir imparator çıkıyor ve Şogunlar yönetimine son veriyor Japonya'da. Ve de biliyorsunuz siz de Japonya'nın kalkınmasının temelinde bir avuç pirinç vardır. O bir avuç pirinç, çok pirinç oluyor tabii. Onlar da çocuklarını Avrupa'ya ve Amerika'ya gönderiyor. O çocuklar ülkelerine döndüklerinde çok dolu duyuyorlar. Ve devlet onlara o imkanı veriyor. Ve de bugünkü Japonya'nın temelleri atılmış oluyor. Biz de Osmanlı döneminde benzer bir çalışma var ama bizimkiler farklı gittiler, Avrupa'ya gittiler ama aslında en güzel onu Eyüboğlu'nun bir şiiri var. En güzel o anlatıyor bizimkilerin Avrupa'daki konumlarını. Perimçoğlu diyor, Şenmişer de koyuvermiş sakalı. Esmeri, sarışını, kumralı, kuzguni karası. Bir elinde şişesi, bir elinde kesesi, uyuyasın onun nenesi, yasın onun nesi. Yani gitmişler ama ülkeye fazla bir şey getirmemişler, o anlamda söylüyorum. Şimdi
Amerika'nın Japonya ile sürtüşmesinin nedenlerinden bir tanesi de Japon öğrencilerinin, Japon ırkının Amerika'ya çok gitmesi. Onu da istemiyor. Sonuçta şöyle bir şey var arkadaşlar, biz kendi bölgemiz için söyleyelim. Almanya'nın Berlin, yani 3B projesi, Berlin, Bosfor, Bağdat projesi ile İngiltere'nin Mısır, yani Kahire, Kalküta çizgisi, Fransa'nın Suriye, Kilikya anlayışı, bir de Rusya'yı unuttum. Rusya'nın da efendim gitmek istediği alanların Osmanlı toprakları üzerinde çatıştığını görüyoruz. Rusya'da biliyorsunuz Çağlık Rusya var. Efendim bir orta çağ efendim anlayışı, zihniyeti var. Halkının tepkilerini önleyebilmek için savaşı çare görüyor. Savaşı çare gören başkaları da var. Yani o dönemde savaş çığırtkanlığı yapan aydınları görüyoruz. Şairleri görüyoruz. Filozofları görüyoruz. Çok ilginçtir. Sonuçta arkadaşlar savaş kaçınılmaz. Bizim Osmanlı tarafına bakarsanız Osmanlı'da da bu dönemde İttihat Terakki yönetimi var biliyorsunuz. İttihat Terakki aslında büyük umutlarla iktidara geldi. Demokrasi havarisiydi, özgürlükler havarisiydi efendim. Şöyle bir şey de söylüyorlardı. Irkların eşitliği diye bir anlayışları vardı. Artık bugün bazı siyasi partiler halkların kardeşliği ile benzetilebilir mi bilmiyorum ama ırkların kardeşliği diye bir anlayışları da vardı. Bir de Tran anlayışı vardı onların biliyorsunuz. Efendim Kızılayama diye bildiğimiz Tran anlayışları vardı. Fakat başarılı olamadı İttihat Terakki. Toprak kayıpları var. Onların döneminde Bulgaristan, Kavkaz, Girit, efendim Ege Adaları, efendim hani çok söylenir ya efendim Ege Adaları biliyorsunuz Osmanlı döneminde verilmiştir. Efendim 12 ada Trablusgarp Savaşı ile verilmiştir. Uşa Anlaşması ile İtalyanlara verilmiştir. Balkan Savaşları sonrası da diğer adalar efendim Yunanlara verilmiştir. Bizde bunu antiparantez anlatmak istiyorum. Hani Lozan'dan niçin alınmadı filan denilir ya. Adalar zaten onları vermiş, Osmanlı vermiş onları. O adaları vermiş. Yalnız 2. Dünya Savaşı'nda 12 ada konu oluyor. Paris Konferansı'nda. Bizden de o zamanki dışişlerine göre Feridun Cemal Ergin gidiyor. 12 adayı istiyor da istemiyor diyor ama diyorlar ki hayır size vermeyiz. Çünkü siz 2. Dünya Savaşı'na katılmadınız. Yunanistan katıldı, yandı, yıkıldı. Ona savaş tazminatı olarak 12 adayı verdiler. Şimdi dünyada büyük bir kaos var. Savaş çıktı çıkacak. Bir kıvılcım savaşın çıkmasını sağlıyor. Onu da biliyorsunuz. Avusturya veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesi savaşı ateşliyor. Şimdi Ağustos 1914'e kadar Türkiye, Osmanlı'nın hangi tarafta savaşa gireceği belli değil. Hatta savaş şeyi de değil. Fakat ondan sonra bir hareketlenme başlıyor. Bir grup İngiltere'nin yanında savaşa katılmak istiyor. O zamanki Maliye Nazırı Cavit Bey Churchill'e bir mektup yazıyor fakat bulmuyor, kabul bulmuyor. İstemiyorlar Osmanlı'nın. Çünkü Osmanlı'yı çok ağır buluyorlar, hantal buluyorlar. Yük olacağını düşünüyorlar. Fransa'ya efendim Cemal Paşa efendim Fransız Başbakanı
bir mektup yazıyor filan. Onlar da biraz hafife alıyorlar. Diyorlar ki işte bizim Cumhurbaşkanımız Rusya'ya gidecek. Rusya ile görüşürler. Kabul ederlerse ederler anlamında bir şey söylüyor. Tabii bu Enver Paşa'nın bir şey hayranlığı var, Alman hayranlığı var. Sonuçta Almanya'nın Cemal Paşa, Talat Paşa ile Enver Paşa Almanya'nın yanında savaşa, Almanya da istemiyor. Fakat İmparator II. Wilhelm hayır diyor. Efendim, biz diyor Osmanlı'yı beraberimizde savaşa ülkelik olarak alacağız. Böylece efendim Almanya, efendim Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti. Bir tarafta bir uzak doğuda da Japonya, diğer tarafta İngiltere, Fransa, İtalya, sonradan da Amerika. Bu arada gizli anlaşmalar da var. Osmanlı İmparatorluğu için yapılmış gizli anlaşmalar da var. Bu gizli anlaşmaları 3 bölümde görüyoruz. İtalya'nın savaşa girmeden önceki gizli anlaşmalar, İtalya'nın savaşa girmesinden sonraki gizli anlaşmalar ve savaştan sonraki anlaşmalar diye şeyi paylaşmışlar Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi aralarında. Dediğim gibi Almanya, şimdi şeye geliyorum, Sarıkamış konusuna geliyorum. Almanya neden Osmanlı Devleti'ni kendi yanında savaşlar istedi? Onun niyeti Doğu cephesinde Ruslarla savaşıyor ya. Doğu cephesinde Rusların kuvvetlerinin bir kısmını Osmanlı sınırına, Doğu cephesine kaydırması ve şeyinin hafiflemesi, yükünün hafiflemesini düşünüyor. Ve daha kolaylıkla Rusya'ya yenebileceğini düşünüyor. Ve bu şeye tabii Enver Paşa çok da istekli, arzulu. Çünkü kahraman olmak istiyor. Fatih olmak istiyor. Öyle bir özelliği var. Ve de dediğim gibi Ekim 1914'te hepinizin bildiği gibi Yavuz ve Midilli, yani Gobe ve Braslav adlı gemiler İngilizlerin önünden kaçıp Marmara'ya, İstanbul'a sığınıyorlar. İngilizler bu gemileri istiyor. Uluslararası işte kurallara göre ne yapılması lazım? Bu gemilerin efendim silahlarından arındırılması lazım, askerlerin terk edilmesi lazım. Bunları yapmıyor Enver Paşa. Ben diyor bu gemileri satın aldım diyor ve de bu gemileri Karadeniz'e çıkararak Odessa ve Sivastopol'u bombalıyor. Osmanlı Devleti bu şekilde savaşa girmiş oluyor. Kasım ayında da İtilaf Devletlerine savaş açıyor. Resmen savaş açıyor. Ve böylece efendim öncelikle Doğu Anadolu'da Sarıkamış Savaşları başlıyor. Şimdi bu savaşları sahneden izleyelim. Teşekkür ederim.